Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle A101'de satılan maskelerle ilgili bir video çekmek istedim. Maskelerin hepsini denedim arkadaşlar. Bunlar hakkındaki deneyimlerimi anlatmak istiyorum. Bu maskelerden ilki arkadaşlar soyulabilen arındırıcı deniz yosunu maskesi. Maskenin arkasındaki yazıları dikkatli okuyun lütfen. Uyarı kısımlarını mutlaka gözden geçirin. Çünkü size orada ciddi bilgiler veriyor. Burada da zaten yazıyor. Yaralı ve tahriş olmuş cilde uygulamayınız. Ateşe yaklaştırmayınız. Çocuklardan uzak tutunuz. Göze temas ettirmeyiniz. Teması durumunda bol su ile durulayınız. Hariciden kullanım içindir. Kullandıktan sonra ambalajı sıkıca kapatınız diyor arkadaşlar. Maskenin özelliklerini de saymışlar. Soyulabilen arındırıcı deniz yosunu maskesi. İçeriğindeki deniz yosunu ekstraktan ve bitkisel bitki kompleksi sayesinde cildinize derinlemesine temizlemeye ve çevresel kirliliğe karşı cildinizi arındırmaya yardımcı olur. Ciltteki ölü hücrenin temizlenmesine de yardımcı olur demiş. Kullanımı ise göz çevresi ve dudak çevresi hariç olmak üzere yüz, boyun bölgesine ince bir kat halinde uygulayınız. 20-25 dakika kadar kurumasını bekleyin. Tamamen kuruduktan sonra soyarak çıkartınız. Cildinizi suyla durulayın yazmış arkadaşlar. Arkadaşlar size maskenin kıvamını göstereyim. Bu şekilde bir kıvamı var. Şöyle elime uyguluyorum. Sizin de görmeniz için. Bunu diyor ince bir tabaka halinde sürün diyor. 20-25 dakika bekletin. Sonra soyarak çıkartın diyor arkadaşlar. Evet, 25 dakika, 20-25 dakika sonra gerçekten de bir donma söz konusu ve soyarak çıkartılabiliyor. Arkadaşlar maskenin kokusu güzel, rahatsız edecek bir kokusu yok. Maske kesinlikle ölü deriyi cildinizden arındırıyor. Ben cildimden çıkardıktan sonra maskenin fotoğraflarını çektim. Size de videonun ilerleyen dakikalarında göstereceğim. Arkadaşlar maskeyi ilk yaptığınızda maske cildinizi kurutuyor kesinlikle. İlk günler nemlendirici kullanma isteği duydum. Çünkü kuru bir cildim oldu. Cildim karma bu arada. Karma bir cilde sahibim. Maskeyi soyduktan sonra 10 dakika civarı yüzünüzde bir yanma ve kaşıntı hissi oluşuyor arkadaşlar. Büyük bir ihtimal kan dolaşımınız hızlanıyor diye tahmin ediyorum. Çünkü 10 dakikanın sonunda bu yanma ve kaşıntı hissi tamamen yok oluyor arkadaşlar. Yağlı ciltlere uygun diye düşünüyorum. Çünkü yağ dengesini sağlıyor. Dediğim gibi ilk kullandığımda hatta inanılmaz bir kuruluk oldu. Hatta dedim ki Allah'ım bu nasıl bir maske diye kendi kendime de sorguladım. Ama sonraki günlerde kullandığımda suratımdaki yağ dengesinin orantılı olduğunu anladım. Yani böyle aşırı bir yağlanma olmadı suratımda. T bölgesinde özellikle. Maske deneyimim şöyle söyleyebilirim size. 10 üzerinden 6 verebilirim bu maskeye. Arkadaşlar ikinci maskemiz avokado maskesi. Bu maskeyi de bir hafta süreli kullandım. İlk önce ben maske hakkında bilgi vermek istiyorum. Canlandırıcı kremli kil maskesi. İçeriğindeki yeşil kil, kaolin, shea butter, yeşil çay ekstresi, vitamin E, pantenol ve avokado yağı sayesinde cildinizi derinlemesine temizlemeye ve nemlendirmeye yardımcı olur diyor. Kullanım göz çevresi ve dudak çevresi hariç olmak üzere yüz ve boyun bölgesine ince bir kat uygulayın. 10-15 dakika kadar bekletiniz. Cildinizi suyla durulayın diyor. Uyarı: yaralı ve tahriş olmuş cilde uygulamayınız. Ateşe yaklaştırmayınız. Çocuklardan uzak tutunuz. Göze temas ettirmeyiniz. Teması durumunda bol suyla durulayınız. Harici kullanımın içindir. Kullandıktan sonra ambalajı sıkıca kapatınız. Bundan anladığım kadarıyla da
bütün maskelerin arkasına aynı uyarıyı yazıyor firma. Arkadaşlar avokado maskesinin size yapısını göstereyim. Avokado maskesi böyle bir kremsi yapıya sahip. İçinde küçük küçük parçacıklar var arkadaşlar. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Şöyle bakın, siyah siyah küçük küçük parçacıklar mevcut. Bunu cildinize sürüyormuşuz. 10-15 dakika bekletiyormuşuz arkadaşlar. Ben de aynı şekilde uyguladım. Şimdi maske hakkındaki deneyimlerimi söylersem size, yüze sürüldüğü anda bir yanma hissi oluşuyor arkadaşlar. Ben de bu şekilde oldu. 10 dakika sonra da yok oluyor. Yani yüze sürüldüğü anda bunda yanma hissi başlıyor. 10 dakika civarında da o yanma hissi gitti arkadaşlar. Bunun kokusu da çok güzel ve el kremi gibi kokuyor arkadaşlar. Kremsi bir yapısı var siz de gördüğünüz gibi. Ondan sonra yıkandıktan sonra bu çok güzel de yüzünüz yumuşacık oluyor. Dediği gibi gerçekten nemlendiriyor arkadaşlar. Ve kullandıktan sonra da nemlendirici asla gerek kalmıyor. Bence bu maske karma ve kuru ciltlere çok uygun bir maske arkadaşlar. Tabii ki yağlı ciltler de kullanılabilir ama benim deneyimlerim, benim düşüncelerim bu yönde. Bu da arkadaşlar A101'den aldığım son maske. 1 dakika Urban Detox maskesi göçü arkadaşlar. Diyor ki cilde detoks yapar ve zararlı çevresel etkileri azaltır. Ölü cilt ve hücrelerden arındırır ve daha derin temizlik sağlar. Cildi arındırır, görünümü düzeltir ve mükemmel cilt tonu destekler. Uygulama temizlenmiş yüze alın, burun ve çeneye odaklanarak yeterli miktarda uygulayın. Göz dudak çevresinde uygulamaktan kaçının. 1 dakika bekleyin, ılık suyla durulayın. Daha iyi bir sonuç için yüz bakım rutininizin parçası olarak günlük uygulayın diyor. Arkasından da günlük kullanıma uygundur diyor arkadaşlar. Bu 1 dakika Urban Detox maskesinin yapısını size gösteriyorum. Bu arada kullanmadım da mı anlatıyorsun diyenlere de şöyle kapak mapak göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar böyle elime bir sürüyorum. Bunun içinde arkadaşlar parçacıklar var. Böyle küçük küçük. Yani avokado maskesinde de vardı ama bunda daha belirgin parçacıklar hissediyorsunuz cildinize sürdüğünüz anda. Böyle bir peeling yapar gibi. Bir peeling uygularmış gibi geliyor size sürdüğünüzde. Yapısı da böyle. Bunu 1 dakika cildinizde bekletiyorsunuz. Daha sonra cildinize bol suyla durulayın arkadaşlar. Bu arada bu saymış olduğum 3 maskeyi de yapmadan önce mutlaka cildinize temizleyin arkadaşlar. Çünkü maskeler temiz cilde uygulanır. Kirli cilde maske uygulanmaz. Bunlar temizlenmiş cildin temizleyemedi kısımları zaten hallediyor. Bunu da es geçmeyelim lütfen. Arkadaşlar bu 1 dakika Urban Detox maske hakkında da şöyle söyleyebilirim. Bunu da bir hafta kullandım. Hatta hala kullanıyorum. Şöyle bir durum var. Bunu sürdükten sonra ilk günler diyorsunuz ki bu maske ne işe yarıyor? Bu maske ne yapıyor ki falan diyorsunuz. Çünkü yüzünüzde herhangi bir şey yok gibi gözüküyor. Ama ikinci gün sonunda yüzünüzde böyle bir sivilce atma meydana geliyor. Yani bu durumda sakın o korkmayın. Bu maske cildime dokundu diye de düşünmeyin. Çünkü deri altındaki çıkmamış daha ortaya çıkmamış sivilcelerin dışarı atımını sağlıyor. Ben bunu fark ettim. İlk ben de sürdüğümde ve sivilceyi gördüğümde bu maske bana yaramadı diye düşündüm. Ama sonradan maskeyi kullandıkça tabii ben hemen de pes etmedim, maskeye devam ettim. Maskeyi kullandıkça yüzümün dengelendiğini, sivilcelerimin azaldığını, siyah noktalarımın bile azaldığını fark ettim. Bir dakika sürmeniz gerçekten yeterli oluyor arkadaşlar. Bunu da tavsiye ederim. Daha önce söylemedim diye hatırlıyorum ama şöyle söyleyeyim size. Avokado maskesini 10 üzerinden 7 veriyorum arkadaşlar.
Arkadaşlar maskenin kokusu da çok güzel. Mutlaka tavsiye ediyorum. Şöyle gösterelim maskemizi. Maskemi 10 üzerinden 8 puan veriyorum. A101'den aldığım kozmetik ürünlerden 3 maskeyi size kendimce deneyimlerini anlattım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım sizin için de bir fikir alışverişi olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, selametle.